Telefonları bir kapatalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 25. sözde Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nden şimdi bakıyorum da böyle okuyalım. Biraz zor gibi ama zor bir yer. Bu ortama göre ifade edebilirsek herhalde. Beşinci ışık. Kur'an'ın makasıt, Kur'an'ın maksadı, mesaili, meseleleri, mani, manaları, esalip, uslubu, letaifi, ifade tarzı, ifadedeki ahenk, mehasin, güzellik, cihetiyle, yani güzellik derken, güzel nedir tabii? Hani güzele bakmak sevaptır diye halk arasında bir tekerleme var ya, bu Yahudilerin bir sözü. Güzeli tarif edilmesi lazım. Güzel nedir? Güzel, Allah'ın helal ve mubah kıldığı şey güzeldir. Allah'ın haram kıldığı şey güzel değildir. O zaman güzele bakmak sevaptır. Ağaçlara tefekkür etsen sevaptır. Harama bakmak. Mehasin, yani güzelliği derken burada bedeni esas alıp ruh güzelliğini ihmal edersen işte Avrupa gibi olur. Yalancı bir cenneti vaat etmiş ama evler içinde cehennem yaşanıyor. Mehasin cihetiyle camiyet harikasıdır. O şeyden de ısıtır mısın Mehmet'i? Bu noktada harika bir camiyeti var. Bir, Kur'an'ın maksadı, maksat, yani dün akşamki o şey, gaye ve hedefte yani. Kur'an'ın, hani bir şeyin bir gayesi olur, bir maksadı olur. Kur'an'ın böyle bir maksadına hiç kimse yetişememiş. Çünkü bütün maksatlar ani ve fanidir. Fakat Kur'an'ın maksadı, dünya ve ahireti, saadet idealini esas alır. Mesalik, meseleleri ki manisi, esalibi, letaifi, mehasini cihetiyle camiyet harikasıdır. Yani harika bir camiyeti vardır. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine, bakın Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine ve hususan surelerin fatihalarına, surelerin fatihası demek başlarına, yoksa bizim bildiğimiz fatiha değil o, surelerin fatihalarına, ayetlerin mebde ve maktalarına dikkat edilse görünüyor ki, ayetlerin başlama ve o ifadelerdeki o birbirinden kopuk gibi gözüken ama birbirini ifade eden bir bütünlük olan, dikkat ederse görünüyor ki, yani makta doğuşlar yani, doğmalar. Nereden, yani nereden kaynaklanıyor bu doğuşlar? Bunlara ortaya konulan bir şeyin, ver şuradan,
Tamam o ısıt, ısıt kardeşim o şey, o dursun, onu ver istesem bana. Ver. Eyvallah, teşekkür ederim sana. Şimdi, bir koku geliyor ama, nereden geliyor? Bir koku önemli, bir de çıkış yeri önemli. Çıkış kaynağını bilirse insan daha temkinli olur. Mesela sizin misal aleminizde vereyim. Bir et pişiyor. Ne güzel et kokusu. Grill yapıyorlar. Piknik yani. Bizde ne diyorlar mı? Piknik ama şey. İzgara, mankanla. Et kokusu geliyor. Buram buram kokuyor. Ama maddasına bakalım, maddalarına. Gitti bir baktı ki domuz, domuz eti veya helal kesim değil. Hemen tiksiniriz. Ama koku seni celbetmişti. Bak maddalarına baktığın zaman seni celbetmiyor. Hemen önü kesiliyor. Yani ezel ve ebedden medet almıyor, yardım almıyor o hakikat. Çok önemli. Şimdi başımdan geçen bir hadisi anlatayım size isterseniz. Dün not yazdım defterime. Bununla alakalı bir şey. Yerinde böyle gelmişken. Yaşadım aleti. Bana dediler ki hocam dedi ya. Kutsal Efendi. Buraya gelmeden önce ama dün yazdım. Çünkü ciddi bir tespitti. Biz bir siyasi liderle görüşeceğiz, aile, bir ailevi bir mesele. Aynı zamanda Evangeliş Kilisesi'nin papazıyla, baş papazıyla siyasi bir lider, o bölgenin siyasi lideri, başkan yardımcısı galiba, bir de Evangeliş papazının baş papazı gelecek, bir de bizim mevzumuzu görüşeceğiz kişi. Onlar dört kişi olacak. Hocam bizimle gelir misin dediler yani. Ben de hiçbir şey, tabi lisan bilmem. Gittik, kilisedeyiz. Kilisedeyiz. Oturuyoruz. O kadar acayip zevk ettim ki zevkimi anlatacağım size. Zevkimi anlatacağım. Orada otururken de bakıyorum böyle. Ama bunu okumuştum. Böyle zevk edemedim. Bakın okudum, karşılığını tefekkür edemedim veya hissi alanıma girmediği için zevke mani olmadı. Şu anda zevkim benim. Gargur gargur konuşuyorlar. Tangur 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 tangur. Yalnız tespit etmeye çalışıyorum. Tamam mı? Yani karakterlerini. Bu arada siyasi lider ve başpapa hiçbirisi benim kim olduğunu bilmiyor. Almanca da bilmediğini bilmiyor. Biz iki kişiyiz, bir de ben üç. Onlar dört. Bak şimdi. Benim Almanca bilmediğimi bilmiyorlar. Böyle biliyormuş gibi bakıyorum. Yanındaki Alman bana dönüyor. Ben de ya ya diyorum. Kötü bir şey de dese. Böyle bakıyorum. Hiçbir kelam yok bende. Mevzunun başından konuşmadan belki de bir saat sürdü. Hiçbir kelam yok. Bizim üç kişi, iki kişi, o diğerleri bir kelam atıyor. Ortalık karışıyor. Yani yok, bir şeyler konuşuyorlar yani, bir canlılık oluyor. Fakat bende bir şey yok. Kelam yok. Ondan sonra böyle adam deniyor, ben de gidiyorum. Ne dediğini de bilmiyor, belki kötü bir şey diyor. Hiçbir kelam yok. O anda dedim ki, salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ne kadika, harika bir insansın. Kur'an'ın mucize olduğunu anladım. Ne alakası var bu ortamla? Bak şimdi bu ortamla Kur'an'ın hakikaten mucizedir ya. Hakikaten mucizedir. Böyle acayip eve gitti böyle. Hemen böyle unuturum diye bir çıkarttım, bir not aldım bu şeyi. Fakat onlar zannettik hep anladı da bir şey not aldı. Ben ya ben diyor. O yüzden hiçbir şey anlamamış bunlara. Benim anladığım başka bir şey. Ne anladım biliyor musun? Arkadaşlar ben
bir kelime dahi bilsem Almanca, ki biliyorum bir iki kelime değil, fakat hiçbir mana ifade etmez. Nasıl? O konuşmanın başını ve sonunu, bir, maksadını, iki, gayesini, üç, kelamla kelam sahibini, dört, ve sevk edilen gaye, hedefi bilemezsen oraya bir kelime sarf edemezsin. Ve bilmiyorsun. Ben şimdi ortaya bir kelime dedim. Nereye isabet etti? Ne oldu? Nasıl karşılık buldu? Yani bu kelam ona nasıl karşılık buldu? Buna nasıl buldu? Buna dört kişi ya. Bunlar nasıl yorumladı? Algıladı değil, yorumladı. Tefehüm etti yani. Fark etti. Aleminde ne oldu diyebilmem için o kelamın, dikkat edin, o kelamı, bir kelam ama basit bir kelamdır. Basit bir kelam. Oraya ekebilmem için o topluma, toprağa, onların lisanını, fıtratlarını, maksatlarını, hedeflerini bilmem lazım. Zamanında, zemininde ekmem gerekiyor. Onun için kelam kime dem, kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, ne makam, maksat ve uslupla ifade etmek. Onun için ne alakası var Allah Resulü ile? Ya Resulallah, şimdi insanların fıtratını, ki gelecek dahi olsa, insanların fıtratlarını, meyillerini, özelliklerini bilmesen, yerinde kelam sarf edemezsin. Tam yerinde ve zamanında mümbit bir zeminde kelam sarf edebilmek için, orada ne şunlama bulması için, o toplumu ve kültürünü bilmek lazım. Şimdi anladınız mı bu şeyde? Yani ben burada bir kelam edemiyorum. Bilmiyorum. Zahirde basit bir kelamdır ama ben bu gürültüde şey yapmayın, bu gürültü iyidir. Gürültümüzü duymayacaktır. Uygula işte. Eğer bu gürültü olmasaydı bizim gürültü duyacaktı. Gürültü aslında senin zeminindir. Gürültü yapan, gürültü yapanı duymaz. Hizmet etmeyen, hizmet edemeyen veya o edemeyen, etmeyen, hizmet edenle uğraşır. Hizmet eden, hizmet edenle uğraşmaz, zamanı yoktur. Anladın mı şimdi? Şimdi tam yerinde, münasip vakitte, önemli bakın, çekirdeği atmak için iki sıfat lazım. Zaman ve zemin. Kayalara atamazsınız, kışın atamazsın. Toprağa atacaksın ama yazın atacaksın. Şey, baharda atacaksın. Bu çok önemli. Şimdi ben orada bir, ki benim tabii şu anda siz bildiniz yani. Zevk edemezsiniz. Bu külliyatta söylüyor. Yani diyor, zemininde ve zamanında bir kelam söylemek, fezdeki yapmak, bir fen, fizik, fiziğe ait bir hadis diyebilmesi için fiziği bilmek lazım. Ben onu şöyle canlandırıyorum aklımda şimdi. Mehmet'e biraz dikkat eder misin takımda? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in tamamıyla, mesela her peygambere lütfen, her peygamber bir kitap verir, en son Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'in o şekilde indirilmesi, nazil olması, o zamanı beklemesi, insanların o kıvama gelmesi diye evet, canlandırıyor şimdi. Aynen. Tabii o da var. Ve herkese hitap ediyor. Sadece evet, bir topluma değil, daha önceden olduğu gibi bütün insanlara hitap ediyor. Evet, doğru. Şimdi bir kitap yazacaksın. Evet. Gelecekteki tekamül etmiş insanlara da ufuk olacak. Her zaman hedef olacak. Neye benziyor? Denizde biz bulunduğumuz için çok böyle balığa giderdik. Sandalla denize, kilometrelerce motor. Güneş çıkıyor ya yeni. Güneşe gidiyorsun, hala orada. Güneşe gidiyoruz. Hala orada. Güneşe gidiyorsun, hala orada. İşte böyle bir kelam sarf edeceksin ki gideceksin, hala orada. Gidiyorsun, hala orada. Sahile gidiyorsun, hala burada. Hemen gittin. Adeta sahile gitmiyorsun, sahil sana geliyor. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki, bir peygamberin diyor, her bir fen hakkında, her bir fen hakkında efendim peygamber aleyhissalatü vesselam bir fezdeke ifade etmiş. Yani o fenni hulasa edecek bir cümleyi söylemiş. Teşekkür ederim. Mesela bir coğrafyayı, bir psikolojiyi, bir aile hayatını, bu çok önemli için bu olayından şey yaptım.
bir fenli hulasa edebilecek bir cümleyi söyleyebilmek o fenin külüne, fıtratına ihata ile mümkündür. Yoksa olmaz. Kenarda beslenen bir insan olmaz. Benim gibi bir kitap bile kaç tane karıştırmış, bir şeyler ezbememiş, bilmiş, kullanıyor. Risale-i Nur'da öyle değilim. Bilerek konuşuyorum. Ama kimyaya, fiziğe bazı örnekler vermem, onun yanında beslenen insanı. Ehli değilim ama ehlinden nakil yapıyorum. İşte ya ehli olmayan o fenin can alıcı kanuniyetini ifade edemez. Bir daha söylüyorum. Ehli olmayan o fenin can alıcı kanuniyetini çekirdek olarak ifade edemez. Öz olarak ifade edemez. Diyorsa onun keyfiyetine, mahiyetine, hakikatine sahip demektir. İşte Kur'an'daki ve Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sözleri eğer o feni, o hakikati, o fıtratı ifade ediyorsa, onun çekirdeği oluyorsa, o fenin, o fıtratın külüne vakıftır. Külüne vakıftır. O ortamda bunu anladım. Çünkü o ortada basit ne olacak canım? Bir kelam de. Maskara oluruz. Gülerler. Adamlar ciddi bir şey konuşuyor. Ben mesela bir kelam ettim ki kelam da bilmiyorum. Yaklar. Bakarlar bilmiyorum. Bu manyak mı? Bu manyak nereden geldi ya? O zaman ya biliyorsan konuş ya da sus. Adam gözükesin. Ben orada bir adam gözüktüm. Ama sustuğum için. Ama konuşsaydım hepten o durumda olacaktı. Bakın yerinde diyebilmek için. Bir kelam da yoksa canım. Bir kelamın ne emniyeti var? Hayır. Kur'an yani bir iki kelamda bahsetti işte. İşte ışık hızı diyor mesela. Işık hızına şey diyor. Işık yılı diyor Peygamberimiz. İlk ışık yılı o kullanmış. Hadiste geçiyor. Astronomi faaliyetlerden ışık yılı kullanmış. Mesela fiziğe ait güneş mesela. Güneşin dönüşünden bahsediyor. Vaşşamsu tecrili mustakarına. Güneş duruyor diye. Ay dönüyor işte. Bunu diyebilmesi için bu fenin külüne vakıf oluyor. Ne olacak? Bir kelam etti. O kelam benim o papazların ortamında kelam edemeyişimin yani ortamı bilmem, lisan bilmemem o ortamı bilmememden kaynaklanıyor. Ve laf kaldı. Anladın mı? Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine hususan orayı okuduk. Maddalarına dikkat edilirse görünüyor ki madda, doğuş. Yani kelam önemli olabilir ama kelamdan daha mühimdir kelamın kaynağı. Kim demiş? Namazı adam bir vatandaş demişse ben buraya liman yapacağım. Azal liman yapacağım. Tayyip Erdoğan dese ki başbakan ben buraya liman yapacağım. Bayan Resulü'nün herkes yazar çizer. O da aynı kelime söyledi. Niye farklı olmuş? Kelamı kim demiş? Ha? Ben İsrail'e desem ki ben sana gösteririm. Hiç kale almaz. Tayyip dese ki ben sana gösteririm. Dünya oynuyor. Dünya oynuyor. Yanlamasına bir çarptı. Dünya oynadı. Aynen. One minute dedi bitirdi işi. Evet. Ne dedi? One minute. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. One minute. Çok iyi hocam bu işte. O söz kelime çok güzel. Yani ama bir babbe başkası küfür bile etse sağ sağ. Hocam bunun hareketi bizi bile burada gururlandırdı, evet. Şakraştırdı, iş önemli bile. İşte yani madde o çok önemli. Yani kelam ama kim demiş? Kime demiş? Ne makamda demiş? Ne maksat için demiş? Allah'a bakar. Ne maksat yani? Kur'an'ın maksadı ne kardeşim? Kur'an'dan hariç bütün kelamlar ve kelamlar ve kelimeler ve davalar maksatlar inanın kabire kadardır. Mümkün değildir. Hiçbir ideoloji, hiçbir öğreti kabir ve sonrasından bahsedememiştir, edemez de. Karl Marx kabire, mezara insan nasıl gömüleceğini bahsetmemiştir. Karl Marx tuvalete nasıl girilir bahsetmemiştir. Hristiyanlıkta tuvalete nasıl oturacaksın yoktur. Bana öyle din lazım değil. Nasıl tüküreceğimi de söylemesi lazım. Tuvalete de nasıl gireceğimi demesi lazım. Öyle dindi ki hayatın her safhasını hükmetmiş. İşte madda. Mesela
ona misal vereyim. Çok uzatıyorsun ben sana. Kardeşim çok acayip bir şey. Biz az bile koyduk bu ayet. Mesela bende beka duygusu var mı? Var mı hepiniz? Maddası neresi? Kaynağı güneş. Baki olması lazım. Baki'den beka duygusu gelir. Baki'den fani duygular gelmez. Ha? Var mı yok mu beka duygusu? Var hocam. Kaynağı nedir? Baki yok. Baki olması lazım. Görüyor muyuz biz? Kaynağı kör olabilir mi? Ne kadar tuhaf ya. Ne kadar din kesin. Ne kadar Allah kesin değil mi? Hayatın var. Kaynağı hayatsız. Kulağın var. Sağır. İraden var. İradesiz. Aklın var. Kaynağı cahil. Ruhun var. Ruhsuz. Şuurun var. Şuursuz. Kıskançlığın var. Kaynağı kıskançlığı değil. Yani çok mu zorlandılar ya ben anlamıyorum. Çok mu silah mı dayadılar? İmkan atarsa. Yoksa sıkarma kafanı. Tamam. Tamam. Hayatım hayatsızdan gelmiş. Tamam. Hayatım hayatsızdan gelmiş. Kabul et lan. Ancak öyle inanması lazım. O kadar garizi bir mantık. Yani imanla alakası yok. İslamla alakası yok. İnsanlıkla alakası var bunun. Maddalarına dikkat edilirse görülür ki yani kelam ama ben o kilisede öyle kaldığım gibi ama bir kelam sarf etseydim birisi, olayı bilse, lisanım olsa var ya olayı fark ediyor, çözecektim bir kelam. Onu ortaya karşıcaktı. Aslan bir kelam sarf etti. O da niye? Aslan bir kelam ama bir kelam değil o. Bütün kelamları hulasa ettim. İşte Kur'an ve hadis böyledir. Risale'nin anlatıyor da böyle olmasa Kur'an'a biz ne imametim olacak? Ya? Ne anlayacaktık ya? Böyle Kur'an. Ben mesleğim itibariyle konu. Müftülerle de görüşüyoruz ya burada hani vazife yapıyorlar. Camilerde benim yanımdaydı mesela aşağıda gelinirken. Müftü yani. Vermeyeyim Türkiye'deki ismini de, hangi şehir? Konca şehir. Ya diyor bu akşam geldi bana. Bu akşam diyor şurada ders yapacağım diyor. Bir zaman ne dedi? Bir yer açtı beraber bir okuyalım. Yine Allah razı olsun ya. Sordular dedi de biliyor yani ben hoca oldum. Camiye geliyor. Türkiye'de müftü. 4 senelerini gelmiş. Dedim bak hocam burada bir sen bir yap yap. Yapıyorum tamam. Tamam hadi de benim abla. İşte mecbur. Maddalarına dikkat edilse görünüyor ki belagatın bütün envaını bak belagatın bütün envaını belagat nedir? Muktezai hale mutabık söz ve davranışı belirlemek, koymak. Muktezai hal yani ortama uygun ortamın evvelini zamanını ve ahirini nazara alarak sözlerini ve tavırlarını belirlemek, ifade etmek. Mesela belagat ehli olan bir profesör ilkokul çocuklarına sınıfa girerse onlara uygun konuşması belagattır. Mesela onlara uygun yatıp kalkması, senin Said Ali Said. Hikmete başka, Enes'e başka, bu şeye başka konuşuyor değil mi? Yani bu belagat. Ama uzakta makaralar neler? Koca Ozan Hoca'ya bak, ben şuraya bak, bir yaşına gidiyor. Şu herifte çocuk ya. Çocuk sensin. O adam usta. Çünkü muhatabına göre inebiliyor. Ettenezulat ilahiyat ala okulül beşer. Allah'ın diyor insanlar seviyesine inip konuşması eksikliğinden değil, tevazülüğündendir, mükemmelliyetindendir. Öyle bir makam ki inemezse. Hakikaten çok yüksek bir makam. Ama ifade edemiyor avama. Orada kalır o zaman. Allah kendisine yakışır kelam kullansa kim ne anlar? Allah kendisine yakışır ibadet isterse kim takat getirebilir? Onun için kıldıklarımız, yaptıklarımız ibadetler ve Kur'an, Allah'ın kelamı bizim seviyemize indirilmiş bir halidir. Yoksa kendisine yakışır tarzda olsa onun takatı beşerin haricinde olur. Onun için bir, yani biraz önce anlattık ki 6 tane
Kur'an'ın maksadı, mesaili, manası, esari bile tayfi mehasimi cihetiyle harikadır. Çünkü Kur'an'ın diyor ayetlerine dikkat edilirse Fatiha'larına başlamıştır ve doğduğu ve sonlarına, başında ve sonlarına kadar dikkat edilirse görünüyor ki bir, görülüyor bir, belagatın envanını almış. Yani bütün belagatın sıfatlarına camidir. İki, fezail-i kelamiyemin bütün aksamına cami. Fezail-i kelamiye. Yani kelamın fazileti ifade etmesi. Kelam arkadaşlar kalıptır. Mana içindekilerdir. Kelam cesettir, mana ruhtur. Kelam arabadır, mana şofördür. Kelam binadır, mana içinde oturanlardır. İşte Kur'an öyle bir kelam kullanmış ki içerisine uygun. Yani bunun gibi değil. Görüyor musunuz? Bu yırtılsa sen dikeceksin. Cansız. Bu yırtılsa öyle bir kalıp ki, öyle bir libas ki aslı ile beraber. Görüyor musun? Bunu yırt, at, başka. Binadan çık, başka. Ama cesetten, ceset ruhu o kadar bir kelam, öyle mana ve içeriği o kadar kalıbı, o kadar birbirine uygun ki biri birisiz olmaz. Ama ben buna binasız olurum, gömleksiz de olurum. Kazak yerim. Kur'an'da bu yok işte. Üç, ulvi uslupların bütün esnafına. Uslup çok önemli. Evde diyorum, evlerde ve burada da diyorum. Haklı olabilirsin Mehmet o konuda. Ama haklılığını ifade ederken kullandığın uslup haklı uslup olmalı. Haksız bir uslup haksızlığa götürür seni. Hiçbir şeyi değeri kalmaz haklılığın. Ben haklı sana olur ben derler. Bu usluba bak. Demek ki üç ulvi uslupların bütün uslupları manaya uygun uslup kullanıyor. Cenab-ı Hak. Böyle. Kullan uslubu çok acayip Kur'an'ın. Sonra marif ilahiyenin bütün filistelerine cami. Marif. Nedir marif? He? İlim değil mi? Marif. Marif vekili diyor, deniliyor. İlim. Ne? Milli Eğitim Bakanlığı'na deniliyor. Marif dairesi. Sade geçiyor ya, marif dairesi. İlim dairesini kullasın. Yani marif ilahinin bütün filistesini Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta takip etmiş olduğu ve yarattığı şu kainatın formülünü takip etmiş olduğu gayeyi, maksadı, amacını, hedefinin ifade edildiği yer Kur'an. Mesela merak eder de ben neyim? Öyle ya, bu kainatın sahibi bizden ne istiyor? Bilmek istemez mi ya? İnsan, fabrikada çalışan bir insan bile fabrikanın gidişatından ve gayesinden bilmek ister yani. Sen çocuğunun gayesini bilmek istemez misin? Bunun niyeti nedir acaba ya? Zihniyeti nedir? Sonra efendim atladım. Özür dilerim. Marif ile bütün filistesini 6'ydı. 4. 4 geri geliyorum. Mehasin-i ahlaki, ahlakinin bütün efradını. Mehasin-i ahlakiye. Nedir, ne demek? Tersten, bu Arapçada böyle olur. Mehasin-i ahlakiye, tersten şey yapacaksın. Ahlakın bütün güzelliklerinin ifade ediliyor, ahlakın. Onun dışında bir ahlak mefkuresi yok. Bütün ahlakın bütün efradına cami. Ahlak. Ahlak nedir arkadaşlar? Kötü söz söylememek, iyi olmak. Almanlar daha fazla. Daha riyakar. Esnaf bu. Bu değil ki. Ahlak huluklar, huy, huy. Huyların cemidir yani ahlak. Huluk, huluk, huylar. Huy var ya huy.
her bir, hani derler ona huyun batsın, ruhun çıkar, huyu çıkmaz, huyu musallada şey yapar deniliyor ya. Bütün o dırırıklar var. İnsanı böyle bir kazan düşünün. Bakın, büyük bir kazan düşün. Aşağıda yakıyorsun. Ateş verdin. Kazandaki su ne olur? Kaynar ya. Ha, her bir insanın hulukları, huylarıdır. Bir sürü huy var. Sonsuz. Onları mükemmele götürücü usluplara, kalıplara, ifadelere, terbiyeye, kelama sahiptir Kur'an. Onları terbiye etmeye. Sonra onlar terbiye olursa dışarıdaki ifadesi de eylem olarak gözükür. Ondan sonra deriz ki ona ne kadar ahlaklı bir insan ya. Eğer arkasında bu yoksa hiler riyakar oluyor. 5. Ulumu kevniyenin bütün fezlekelerine cami. Ulumu kevniye. Yani şu bu kainatın yaratılışına ait bütün formül. Hani demiş ya Fransız, dünyanın en büyük mimarı Fransız demiş ki Mimar Sinan halt etmiş. Kızmış yani. Aynı bu tabiri kullanmış. Bu eseri bırakacağına Süleymaniye Türkiye'de demiş. Bu eseri bırakacağına, bu eseri nasıl yaptı formülünü bıraksaydı bize daha büyük iyilik yapmış olurdu diyor. Çünkü bilemiyoruz. Öyle acayip karmaşa. Yok orada bir mum yanarsa koca caminin neresindeki, hangi şerefinin hangi kuytusundaki o okka dediğimiz o mürekkep kalıbına ne kadar akacağını, buraya ne kadar akacağını bile. Mikrofonsuz konuşup en baştakiyle en son aynı duyacağı şekilde yansımaları. Bunlar integral hesapları, integral bilinmiyor. Bu bilinmiyor. Hocam televizyonda gördüyseniz ya bir tarih de anlatan tarihçi bir kayanın bir kapı girişinde böyle oval olan yani yuvarlak olan şeyde bir taşın düşüyor. Ama şu anki mühendisler o taşı nasıl tutacaklarını bilemiyorlar. Evet. Ve içinden şöyle bir yazı çıkıyor. Mimar Sinan zamanında yazmış onu. Bir gün bu taş düşecek. Ve buraya tutunmak için uğraşacaksınız. Ve düşünüp de bulamayacaksınız. Ama ben şimdiden size söyleyeyim ki bunu bu şekilde yaparsanız bu taşı yerine tutturabilirsiniz. Yani artık düşünün yani. Garibime gidiyor. Ha şimdi nereden açıktı? Diyor ki ulumu kevniye. Yani yaratılış, yaratılan aleme var, aleme ahiret, alemi gayb, berza, şu otlar, ağaçlardır, sığırdır, ottur. Hepsine bir fezleke getirmiş. Öz. Fezleke neydi biliyor musunuz? Fezleke. Hani bu an kilisedeki ortam vardı ya, o kilisedeki ortamı, konuşmanın başını ve sonunu bilmek, maksat ve gayesini ve oturanların hedeflerini bilmeye dayalı bir kelam sarf etsem, bir kelime o fezlekedir. Olayı hulasalandıran. Ben o zaman anladım yani fezleke, zevk ettim ki Resulullah bir kelam sarf ediyor ama zahirle ne olacak bir hadis canım. Oysa o fenin ruhunu ifade ediyor. Ruhunu ifade edebilen kelam kenarda beslenen değildir, ona vakıftır. Ben fiziğe ait bir kelam söyleyeyim, ancak onların nakillerini söylerim. Fizikçilerin diyemediği bir şey diyemem, bilmiyorum. Ama öyle bir şey desem ki fiziği izah etse, yorumlasa, ufuk açsa, yol açsa demezler, ne adam ya. Hiç fizikçinin hatırına gelmiyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük fıtrata yol açması, eşanı tabiatında fizik var. Şöyle böyle şöyle yaparsanız ben şöyle olurum diyor. Aynı olay gibi, baraja yol açmak gibi insanın fıtratına yol açmış. Kur'an. Beka istiyoruz kapalı. Yolumuz her taraf çıtlarla çevrili. Yani eğer Kur'an gelmese, semavi dinler gelmese nasıl böyle şeyiz? Aynı bahçıvanın içinde birbirine girmiş sırlar gibiyiz. Niye? Beka istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz. Yani bütün isteklerin var, canlı fakat zemini yok. Sığır ağaç betonun üzerinde. Nereye yoklayacak? Birbirine saldırıyor. Böyle bir çift yaptın ki çevirdin. Aç, su yok ve beton. Ot yok. Bu mesela işsizlik parasını kaldıramaya da birbirini yer. Bitti hocam. Anladın mı? Şimdi bizde aynı öyle şekilde fıtrat, dünyayla alakası yok.
Mekka istiyor, sonsuzluk istiyor, tamam mı? Yani her yerde olmak istiyor. Fakat çıplarla çevrilmiş. Fanideyiz. En son kara toprak. Yani bunun bir ifade edilmesi lazım. Kabir çözülmedikçe dün insanlığa rahat yoktur. Kabir izah edilmedikçe insanlarda huzur yoktur. Bulamayacaktır. O ki neticesi kabirdir ve izah edilemiyor. Netice buysa hem sen de ve kazanımların da oraya girecektir. Düşünen bir insan hayattan lezzet alamaz. Ancak onu çözümleyen ve ifade eden Kur'an'dır. Ve o zaman ne yapıyor biliyor musun? Yol açıyor. İşte o çıtlar var ya etrafımıza, o zaman kapı açılıyor. Efendim 6'yı okumuştuk, marif ilahinin bütün feristelerini 7, hayat-ı şahsi ve içtimai beşerinin bütün nafi dusturlarını, bak hayat-ı şahsiye, şahsi hayatı tükürmekten, özel hayatından, banyodan tuvaletine kadar. Mesela bakın, özür dilerim, burnum alerjiden akınca böyle sümkündüm şeyle. Tuvalet kağıdı var ya bak. Sümkündüm. Ne var? At değil mi? Kozette yani tuvaletin için. Hemen Resulullah'ın hatırına geldi. Hayır tükürmeyiniz. Atmayınız. Tükürünüzü. Burnunu da sildin oturuyordu. Sildin akıyordu burnu. Sildi tuvalet kağıdı. İnan koydum cebime. Sildim. Atmayınız. Zira İnsanların pisliklerini erva habisi ve cinler yiyor. Çok özür dilerim. İnsanın gaytasını yer, suyunu içer, akıttığı ve kemik ve tezek yer. Ondan sonra o tuvalet kapağını kapatınız. Girerken Allahümme hubs vel habais veya bir metre kala, bir adım kala Bismillahirrahmanirrahim deyiniz. İçeride oturduğunuz zaman dünya ve ahiret düşünmeyiniz. Sola meyilli oturunuz. Ve hiçbir şey düşünmeyiniz. Erken çıkınız, sümkürülmeyiniz. Tükürmeyiniz. Burnunuz içine şey yapmayınız. Sildin attın. O mahlukların gıdasıdır. Cinlerin gıdasıdır yani. O şeyi yapınca bundan çok lezzet alır. Baklava gibidir. Bu insanın bizzatı böyle akıntıları baklava gibidir. Bu sefer baklavanın peşine gelir ve bırakmaz seni. Ne anlatıyorsun Hasan sen? Bunlar hep söylüyor. Ne oldu? Ondan, tuvalet adamından nereden gidecektim? Ondan söylüyor. Bir sürü hastalar var ya. Sokakta nasıl şey yapılır? Nasıl oturulur? Banyo nasıl yapılır? Banyo çıkarken ayağınızı beleklere kadar yıkanır mı? Kısaca ben onunla girmek istemiyorum. Baş ağrısı olmaz diyor. Banyo çıkarken bilekten aşağı soğuk suyla yıkarsanız baş ağrısı olmaz diyor. Mecmuatul adapta geçiyor. Ne diyeceğim? Hayat-ı şahsiyeyi ve hayatı içtimai beşerin bütün nafi dusturlarını yani kanunlarını, cemiyet hayatını canlı tutacak. Ama bak Vatikan ne diyor Vatikan sözcüsü? Ben bu almaya gelmeden önce duydum. Bagın bagın Türkiye bütün medyası da yaydı. Bu diyor dünya krizinden çıkış şeyimiz, çıkışı mümkün. Vatikan'ın anlayışı odur ki Müslümanların faizsiz ekonomisini öğreniniz ve ona geçiniz. Çok doğru. Söylediniz onu. Evet. Ve bizzat okudum. Uçaktaki gazetede okudum. Gazete verdiler. Teyzeler söylediler. Vatikan'ın sözcüsü. Vatikan papazı değil. Vatikan adına konuşan İslamiyet'in faizsiz ekonomi ve ekonomi sistemini öğrenilsin ve o uygulansın. Diyor ki 505. sayfada diyor ki beşerin hükümleri ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, kaldırılıyor, tebdil ediliyor. Bak çok özür dilerim. 407. sayfa. Okuyayım bak. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. İkide bir kanun değişmiyor mu? Değişiyor. Bakın ikide bir şartlara göre değişmiyor bak. Beşerin hükümleri ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor ve tebdil ediliyor. Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar ve sabit ve rasittir ki, o kadar sabit ve sağlamdır ki, çünkü fıtratı nazara alarak, mesela beşerin kanunlarının içinde değişiyor biliyor musun? Cesedi nasıl rahatlatırım esas aldığı için cesette ikide bir değişiyor.
Çocukken değişik, gençken değişik, ihtiyarlık değişik, toplumun yapısı, yani cesedi nazara aldığı için kanun çıkarıyor, o değişmeye mahkumdur. Ama Kur'an'ın hükümleri ve kanunları ruhu esas alıp bedene bakar. Yani onlar cesedin rahatını düşünüp ruh hiç kalanmaz. Kur'an ise ruhu esas alıp cesedi de öyle baktığı için getirdiği kanun ruhun kabul ettiği bir kanundur. Beden ise ruhun dışa vurulduğu yerdir. Dolayısıyla bunun kanunu değişmez. Niçin değişmez? Ruhtan, ruhun hakikatinden bahsediyor. Ruhun yapısından, açılımından, ifadesinden, çözünürlüğünü ifade ediyor. Ama beşer ona varamaz. Bak diyor ki, fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasidir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve bu asrın ehli kitabına, insanlara vesaire. Ben bunu kilisede okurken, lisede okurken, Mekke'de o zaman, Zhao Ziyang diye cumhurbaşkanı vardı Çin'in. Bunu diyor Zhao Ziyang. Niçin kaldı kafama biliyor musun? O günlerde bunu bize, Bilal hocamız bize ders yapardı. Çocuktuk, 17 yaşında. O zaman kafamız gençtik ya, 17 yaşında. O misali o vermişti, Zhao Ziyang. Çin'in cumhurbaşkanı. Şöyle bir beyanat vermişti. Biz 106 sene önce Mao'nun getirmiş olduğu kanunlarla 1,5 milyar insan idare edemeyiz. Edemiyoruz, batılaşmalıyız, kanunları değiştirmeliyiz. Bakın arkadaşlar dedi, gazeteyi getirdi. Hiç unutmuyorum, okulda atölye şefi. Otor, teknik lisesinde. Getirdi gazeteyi, bunu gösterdi. Ve burayı okudu ve burayı hiç unutmuyor. Bak ama diyor, Kur'an'ın hükümleri ve kanunlar o kadar sabit ve rahsettir ki zaman geçtikçe tam tersine, hükmünü kaldırmak şöyle dursun, hükmüne ihtiyaç daha şiddetli oluyor. Örnek vereyim. Mekke sokaklarında, Medine caddelerinde içki haramiyeti, içkinin zararları ne kadardı Resulullah zamanında? Şimdi dünya üzerinde içkinin zararları ne kadardır? Peki Kur'an'ın yasağına o zaman mı daha muhtaçtık, şimdi mi? Faiz mesela, 2-3-5 kişi faiz alıyordu. Kıyamet koparıyor Kur'an'ın. Şöyle ben 2-3 kişi için kanun mu getirir? Onun zatında beşere hitap ettiği için şu anda bütün beşerin krizi burada değil mi? Amerika bak ne diyor? 0 nokta, ben gene orada okuduğum için 0 nokta, Vatikan'ın yazısından sonra altına diyor. 0.36 ne yaptı? %36. %36 faizde. Ne diyorlar biliyor musun? Ha, demek ki faizsiz de para veriliyormuş. Sıfır yani. Bakın Kur'an'ın hükümleri kalkmamasının en şey sebebi, gün geçtikçe daha fazla muhtaç oluyoruz o kanuna. Değil, kanun azalsın. Mesela kul hakkı. Eski diyebilir misin ki Mehmet, eskide ihtiyaç vardı canım, şimdi böyle bir şey yok yani. Böyle bir problemimiz yok. Komşuluk hakkı, öyle bir şey yok canım. Miras hukuku yok canım ya. O zaman Kur'an'ın hükümleri o kadar sabit ve rahsidi. Rahsi sağlam, yani geleceği de içine alıyor. Çok acelime gidiyor. Devam edeyim. Beşerin demek ki şahsi ve cemiyet hayatının bütün faydalı nafi dosturlarına cami, sonra hikmet-i âli kainatın bütün nurani kanunlarını cem etmekle beraber hiçbir müşemeşit esir görülmüyor. Yani hikmet-i âli kainatın, kainatta yüksek âli hikmet var yani. Yani yapmasında Cenab-ı Hak takip etmiş olduğu gaye var. Allah'ın gayesi bizde hikmet oluyor. Araştırırsan hikmeti oluyor. Âli kainatın bütün nurani kanunlarını, yani bu olay nasıl çözülür? Yani mesela diyelim ki ağaç, bakanına bakın. Ağaç gübreyi alıp da böyle bir meyveyi nasıl yapıyor? Bir misal vereyim. Japonlar neyle uğraşıyor? Yeni bir şey okudum. Hani var ya matkap, taşı deliyor.
asfaltı deliyorlar yani. Evet. Veya şeyle kesiyorlar. Ama çoğunlukla kayaları. Japonlar şöyle bir mantıkla gidiyor, okudu. Ama daha aramamışlar. Bu ağaçlar diyor, burada dediği için söyleyeceğim. Bu burada ne diyor? Hikmet-i Aleyke'nin bütün kanunlarını, Kur'an'ı bu var. Bu ağaç diyor, taşı delip geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Matkap kullanıyor mu? Yok. Bakmışlar ki bu ağacı kökü kabul etti. Buradan bir sıvı salgılıyor, tık, taş eriyor, ağaç gidiyor. Tık, sık, damla. Sıvı salgılıyormuş, kimyasal. Tık, deliniyor, ağaç gidiyor, kök. Salgılıyor, tık, gidiyor. Eğer diyor bu ağacın salgılanmış olduğu kimyevi ilacı yapabilirsek, dırr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 r
Tamam mı? Şimdi bu Kur'an'da var işte. Çünkü Kur'an'da vela rabbim vela yabisin illa fi kitabim mubin. Yaş kuru hiçbir şey yoktur ki Kur'an'da olmamış olsun. Yani vardır. Her şey var. İşte bunu diyor hikmet-i âli-i kainatın yani kanunlarına kanunlarını cem etmekle beraber yani taşımakla beraber mesela bir misal vereyim. Diyeceksin ki bir misal. Şimdi dünyanın en popüler bir şeyi var. Göz damlası İsviçre'de. Daha pek yayılmadı. Bunu kimyager bir Ömer Mısırlı bulmuş. Çok meşhurmuş daha. Yeni. Daha piyasaya çıkmamış. Gözün bilmem ne ağrılarına çok acayip geliyormuş. Nasıl bulmuş biliyor musun? Yusuf Aleyhisselam'ın Yakup babası vardı. Ağladı kör oldu. Sonra Yusuf'un gömleğini, terli gömleğini getiriyor, gözüne sürüyor ve göz açılıyor. Bu hakikattan ilhamen yola çıkıyor ve terden göz damlası yapıyor adam. Terden göz damlası yapıyor. Mesela bir tane misal vereceğim. Çok ilginç ama çok özür dilerim. Deli dana hastalığı çıkmıştı İngiltere'de. Hatırlıyor musunuz bir ara? Korkun binlerce hayvan tele ve hepsi öldürülecekti. Bir Mısırlı alimin ona şey vermesiyle talimat vermesiyle söylemesiyle İngiltere'deki ve Hollanda'daki bütün hayvanların telefte kurtuldu. Ne yapmış biliyor musun? Çok özür dilerim. Hayvanın sidi var ya hayvana içiriniz diyor. Peygamber Aleyhisselam'dan böyle bir tatbikat hadis var. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi yerine geldi de. Hani kamyonlar var ya bizim bildiğimiz büyük kamyonlar. Evet. Şimdi ben o işlerine çalışıyorum ya. O hayvanların o sidiğini tankın içine döküyorlar. Şey kirpirleri pisletmesin diye. Dizel kokusu çıkmıyor. Anlamadım bir daha. Ya. Hayvanların pisliği, sidiğini. Sidiğini. Mesela. Tanka boşaltıyorlar. Tankı ekstra bir tank yapıyorlar kamyonun yan tarafına. Sidikle. He. Şöyle o sidiği tankın içine döküyorlar. Tamam. O tankın içindeki o sidik dizel kokusunu çıkarmıyor. Ve bu tabiatı kirlemiyormuş. Yani dizel bu kokuyu ne yapmıyormuş? Çıkarmıyor dışarıya. Hani mazot kokusu böyle çok pis kokar ya. Evet. İnşallah buraya geldiğinizde bizim orada kamyonlara gidelim. Kamyonu çalıştırsa yanında durun bak. Hiç mazot kokusunu duymaz. Neresine koymuş o sidiği? Normal bir tank yapmış. Tankın etrafına mı sarmış? Evet. Aynı içine döküyor. O da mazotun içine. Ha. Motor içine çekiyor. Sidiği içine çekiyor. O da öyle mazot kokusu vermiyor. Bizim kamyonlara döküyorlar şimdi. Onu da yeni çıkardılar. Aç fabrikanızdaki kamyonu. Evet. End blue diyorlar mesela. Dedim bu neyin nesidir? Hayvan pisliği sidiği dedim. Esmanallah. Bu gerçek yani. Ben Resulullah'ta işte onu gerek Mısırlı bir alim o şahın içilmiş de dindarlar hastalığı gitti. Sidik. Yani kanunlara cami. Mesela bunu nerede anlatıyor? Konumuz o değildir de bir tane. İşaret icazında çok güzel anlatıyor mesela. Gemi yapılmasında, saatin yapılmasında. Madde naklinde, 20. sözde. Ses suret madde, ses nakli olacağını. Televizyon, radyo, bir de koku nakli dileceğini. Gene Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu alıyorum diyor, tamam mı? Yakup Aleyhisselam kokusunu alıyorum demedi mi? Yakın bir zamanda koku nakli dileyecek. Kur'an böyle işaret ediyor. Mesela güneş döner diyor. Aslında zahirde nedir? Hakikaten döner. Yani şu anda kendi eksen etrafında 22 günde dönüyor. Dünyanın tarihine göre. Bir de güneş sistemi dönüyor.
Yani bütün böyle kanunlara camidir. İşaretlerinde, sükütünde bile, harflerini şekillenmez. Erhami derken kara heyi kullanarak bu heyi kullanmıyor. Bu heyi kullanıyor. Rahime benzetmiş. Mesela İbrahim Hakkı Hazretleri en kaliteli su hangisidir? Ma'daki mimin dibi, debisi depo, mimin kuyruğu ince ya, en sert akan su, en kaliteli sudur diyor. Mimin şeyini buluyor. Kendisi yazıyor. Harflerin şekillerinde. Mesela harflerin şekillerinde senin karakterini tespit ederler. Sıcak mı harf kullanılmış senin ismin? Cemal. Arapça yazıyorsun Cemal. Ondan sonra bu Cemal'de kullanılan harf ateş, su, toprak, hava. Dört tane şeydir, sıfatı vardır. Ben şimdi seni fazla bilmeden Cemal'i yazarım. Annenin ismini de bilsem onu da yazarım. Ondan sonra senin Cemal'de kullanılan harflerin ateş mi, toprak mı, su mu, buhar mı, hangi harf daha çok kullanılmış veya hangi karması, senin alacağın eşin de bunun zıttı olacak diye böyle de yapılıyor. Yani hoşum, Kur'an hoşuma gidiyor. Okudukça, bildikçe külliyatı acayip. O zaman diyor ben haletime ne olur musamalı bakın, dengeyi kuramıyorum yani. Acayip oluyorum, şaşırıyorum. Böyle okuyorum adamla. Çıkmıyorum işte dışarıya, böyle okuyorum. Acayipime gidiyor. Hep oturuyorsun diyorlar, oysa çıkınca aslında oturuyorsun. Dışarı çıkınca oturuyorsun, oturup düşününce aslında geziyorsun. Ya tamam bak şimdi, nereye geleceğiz? O kadar harika ki. Yani acayip, hasta oluyorum. Hastayım ya. Yani hatır için bir gün okunuyorum. İki gün oturur mu? Ya bina ya, ona kadın bile de duramıyor ya. Senelerce, cumartesi, pazarımız yok. Bir şey anlatmak kadına. Bu bize bir şey vermezse ben nasıl oturacağım bu genç yaşta? Duyguları arzu. Senin ikisinde daha beter var bende. Senin duyguların da daha serttir. Çünkü Bağdat'a diyor ki kesbedilen arzular kesbi şiddet eder. Reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Reddedilen. Bizdeki duyguları reddediyoruz. Hayır. Bu söz kuvvetleniyor. Hazreti Ali'nin sözüdür. Reddedilen arzular, arzu geldi. Reddedince o arzu iki katına çıkıyor. Yani bir şey anlatacağım. Bu kitapların bir meziyeti yoksa Allah aşkına ben bir değilim ki ya. Yüzlerce insan vakf olmuş yani. Böyle bir cemaat var mı? Böyle Nur cemaatinin içinde hayatını vakfetmek, bütün hayatını buna vermek, tamamen buna teslim etmek, satmak, böyle bir şey var mı? Bir asıl saadeti var, bir de şimdi var. Allah Resulü'nün zamanında ashab-ı sıfası vardı. Ebu Hüreyre onların başkanıydı. Resulullah zamanında 300 ve 500 kişi vakıf talebeleri vardı. Yetiştirildi, cihat için gönderildi. Şimdi bizde de ashab-ı sıfa yani vakıflar var. 800'de 1000 kişi. 6,5 milyar dünyada insan var. 800'de 1000 kişiymiş bunların vakıfların sayısı. Sungur abinin dediğine göre. Bir rivayete göre 1100. 6,5 milyar insana 1100 kişi toplam. Ama kolay mı yani? Bu Allah'ın, onun için bakıyorsun bu var ya kelime. Kelime değil ki. Gülüyor sana çünkü o kaptır, çekirdektir. Böyle bakıyorsun tamam mı böyle? Fezlekeler marifi, içtimai beşerinin nasip olduğu hikmet, hikmet-i âli kainatın bütün nurani kanunlar, onu kapatır mısın Kareçik? Cem etmekle beraber hiçbir müşeveşiyet eseri görünmüyor. Yani bir de çok antika bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu okuduk ya 8 tane madde. 8 tane madde. Bunlar her bir harfte var, her bir uslupta var, her bir maksatta var, her bir manada var, her bir letaifte var, her bir merasinde var ama hepsi aynı yerde birbirini kapatmıyor. Bu da mucize. Bu olmaz işte. Yani gidiyorum kelimesinde geliyorum da var. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu 8 tane sıfat cemaat, bu saydık 8 tane sıfat var ya, hep aynı yerde var. Aynı yerde hepsi var. Hiçbirisi birbirine vali değil. Örnek vereyim. İnsana canlı Kur'an ya.
Şahin'e Furkan ya, bu kitap Furkan, Kur'an değildir. Şey, Musa'dır. Şimdi bak ne anlatacağım. Kendinden git Kur'an'a. Şimdi senin ruhunda gadab var mı? Var tabii. Merhamet var mı? Var tabii. Cehalet tarafımız var mı? Var tabii. İlim tarafımız var mı? Var tabii. Şehvet var mı? Var tabii. Ama anaya yok. Bacına yok. Çok acayip. O da kadın, o da kadın. Aynı cisimlere sahip. Yani birbirine zıt duygular yok mu? Aynı yerde değil mi? Birbiri hükmünü kaldı, cem ediyor mu? İptal ediyor mu? Yok. Kur'an'da her bir harfinde böyledir. Bakın mesela geçenlerde değerli hocamla beraberiz. 80 küsur yaşında. 21 defa mahkemesi var. 2 defosta da el yapmış. Şimdi Kur'an okumasına denk geldim. Ziyaret ettim. Ondan sonra kesme dedim. Kesmedi zaten. Devam ediyordu. Ondan sonra baktım o kadar hızlı okuyorum. Halim. Zorlanıyor yerlerde. Anladım o cüzü. Ondan sonra bitirdi. Ya dedi, ben anlamadım dedi. Bu kadar sert okuyorum. Burayı da en fazla, en yavaş okuyabildiğimden dolayı en fazla da okuduğum yer gene yavaş oluyor dedi ya. Bu niçin dedi? Dedi oluyor dedi. Dedim hocam bakar mısın manasına? Baktı, buna tehdit ayetleri, dehşet ayetleri, yani insanın ruhunu rahatlatıcı ayetler olmadığı için yani şey, ceza, onlar zor okunuyor. O da acayip. O geldi ensemleme, dedi ki, ona bu da acayip bir tarafı Kur'an'ın dedi ya. Hakikaten öyle dedi ya. En akıcılıklarda bakın mesela Meryem Suresi nasıl akıyordur? Nasıl güzel akıyordu? Nasıl olayı tasvir ediyor? Abdülsamid'in okumadığı gibi bak bakın nasıl akıyor. Kısa süreler nasıl okuyor? Tefekkürü ayetleri nasıl açılıyor? Ve duha ve şemsi. Değil mi? Şemsi. Bakar da çok böyle bir şey çıkıyor. Acayip değil mi? Yahudilere tehdit bir durum. Yani Kur'an hoşa benziyor değil mi yani? İyi, iyi bir kitaba benziyor. Muhteşem. Yani iyiydi. Kur'an hoş. Bize yeter. Bak. Bana yeter, anlıyorsun. Bak şimdi bu zıt birbirine karışık olan bu 8 tane sıfat saydı. Hepsi maksadında, mesailinde, manasında, esalibinde, letaifinde, mehasininde bu 8 sıfat cami. Dur daha. Dur daha aşağı inelim. Nasıl Kur'an, senin Kur'an'ında mı bahsediyorum ha? Bir tanesi dedi ki, Türkiye'de. Ya kardeşim dedi, bu bizim bildiğimiz Kur'an'dan mı bahsediyorsun? Hakikaten de yani. Ya. Bir de dediler ki, dedim ya, ders bitti, dersin ortasında, Allah kesin var ha dedim. Allah kesin var. Ondan sonra yeni gelenler vardı. Allah var. Dedim arkadaşlar, kesin Allah var. Ölü gözüküyor. Birbirine ben de sana demişler ki, bu normal değil dedi ya. Allah kesin var Müslümana diyorsun. Keşke o Allah'ın varlığı dimağdan kalbe bir atsa, bak neler yaptırıyor. Allah'ı inanıyoruz, tanımıyoruz. Fikrediyoruz, hissedemiyoruz. Hissediyoruz, zevk edemiyoruz. Bir zevk etsek, en lezzetli şey Allah'tır. Annesini emen çocuklar daha acayiptir Allah'a. Allah'a aşık oluyor. Bana seni gerek seni ne yaparsa yap diyor cennet mühendik. Kim istiyorsa onu ver. Ben istemiyorum senden diyor. Aşık olmuş. Hiçbir müşeveşi tesir görünmüyor. El-Hak o kadar ecnas muhtelifi bir yerde toplayıp bir münakaşa bir karışık çıkarmamak kahhar bir nizamın nizam-ı icazın işi olabilir. Yani bu kadar zıt, bu kadar birbirine ters istikametteki hükümleri aynı yerde, mesela bir misal vereyim. Cenaze evindeyiz. Tamam, cenaze evindeyiz. Herkes Kur'an okuyor. Bana da sohbet şey yapıldı cenaze evinde. Kadınlar üstte. Fakat
Yaşlı kadınlar bunlar evladım diyor diye geldiler bu kapı oralara. Şimdi ben duayı okudum. Bana da dediler ki sohbetten önce o zaman 5-6 tane de ayet sen oku. Er-Rahmanu allemel Kur'an okuyor. Manası belli. Ben de şey duygulandım, aldım. Kadın alıyor. Ve dua ve başka bir surede okurken miras hukukundan bahsediyor. Ben anlıyorum da miras hukukundan. Hepimiz ağlıyoruz yani. O kadı da güzel okuyor. O kadı da acayip şey var. Vücut da yapıyor vesaire. Yani bakın ne demek istiyorum. İçerisinde fikir var, hüküm var, his var, latife var, letafet var, ifade var, var da var. Aynı şeyde cem edilmiş ya. Bu ne biçim bir şey ya? Aynı ayet kabirde nurdur. Aynı ayet sebaptır. Aynı ayet ruhun gıdasıdır. Aynı ayet kafada ilimdir. Aynı ayet hukuk, cemiyette hukuktur. Aynı ayet duygusallıktır. Aynı ayet hastalara şifadır. Ben anlamadım zaten. Şimdi ben size hastalara Kur'an okunuyor ya. Mesela bizim bu konuda hafız var yani. Acayip birisi. Şimdi beni bir dostlarıma götürüyorum ya böyle çok yakından çoluk çocuğuna, hanımına ise. Okuyor, bayılanlar, bardağı fırlatanlar, bağırıp bağırıp da tutuyorlar, okuyor okuyor düzelenler. Ulan insan değil ya, ben şaşırıyorum tabii. Allah, hani papazlar oturunca benim fikrim başkaydı. O da biliyor kalmış, ne düşündün dedi. Vallahi hocam dedim, benim aynı zamanda Talim hocam. Hocam dedim. Vallahi ha böyle dedim, Bizans tarihini okusak, Osmanlı tarihini okusak hastaya düzelir mi? Osmanlılar, Allah hatta peygamberimizin siyeri bile, peygamberimiz aleyhisselam Medine'ye, Mekke'ye giderken Serden ile mağaraya Ebu Bekir'le beraber gittiler, hasta bayıldı. Cinlerden kurtuldu. Öyle bir şey yok ya. Yok hocam. Kur'an okuyorsun. Okuyan da bilmiyor, dinleyen de bilmiyor, ne oluyorsa oluyor. Ya ben bunları görüyorum ya. Bu kadar mı olur ya? Ben kafa yiyeceğim, bu ne oluyor ya? Bu nasıl bir şey? Bilmiyorum ki ruhlar nasıl geçiyor. Dedim hanımız, niye gülüyorsun dedim. Gidiyor, otur diyoruz. Niye gülüyorsun dedim bu olaydan sonra. İçeride girdik, dinleniyoruz. Hasta düzeldi, bayılmış orada. Okudu bayılırdı duruyor. Biz de kabz neye gibi? Benimkiler diyor ki diyor söyle sana diyor. Buna kim seninkiler? Seninkiler kim? Ya başver diyor. Hasan'a söyle diyor Hasan Hoca'ya. Kırmızı sütunları çok uzun. Beyaz nuru az. Nurunu çoğaltsın biraz. Ulan kabz nedir ya? Nedir? Sor dedim. Risale-i Nur diyor kırmızı sütun. O iyi, Kur'an'ı az okuyor. Evet, sorumlu. Kur'an'ı az okuyor. Peki söyle onlara dedim, ne oluyor? Kırmızı sütünü olanlar bize yaklaştıkça kafamızdaki şifreler bozuluyor. Darmadağın oluyoruz. Ama beyaz sütünü olanlar, Kur'an'ın, o bize yaklaştıkça kaçmasak eriyip gidiyoruz. Güneşi gören kar gibiyiz, eriyoruz diyor. Bu... Ben arkadaşlar bu toplumda niye diyeyim ki size, enayi miyim yani Kur'an'ı çok okup az okuduğumu? Ben kardeşim ya, ben dengi takdiri de önemli değil benim dünyamda biliyor musun? Diyeceksin bu da bir riyakarlık. Değil ya, faydalı olalım değil. Ben kendimle meşgulum yani. Çünkü hatır için bu senelerce kalın. Bir şey anlatmak istiyorum. Kırmızı sütunum azmış. Ondan sonra itimat edin bana en az. Bugün sen de şeysin bugün. En az... Yarım cüz Kur'an okuyorum her gün. En az. Bak sen bisiklete çıkmadan önce dedin de çıkalım, yok ben cüzümü bitirmeden çıkmam. Cüzümü bitirdim. Kaçta geleyim dedi? 12 10 geçer dedim. 12'de geleyim hocam dedi. Hayır. 20 dakika vardı cüzüm bitmez. 10 dakika daha koy, 30 dakika. Öyle. Bakın Kur'an ne yapacak? O da diyor ki bak beyaz, kırmızı sütunu çok uzun diyor. Beyaz söyle diyor ona diyor. Müslüman bu. Beyaz sütununu da arttırsın. O gün bugün Kur'an'a yemin ederim.
o olay yani o hadiseyi duyduğundan sonra işte oldu zaten. Diyeceksin ki yarım cüz okuyorsun. Ya o zaman haftada bir cüz okuyordum. Haftada bir cüz okuyordum. Yalan yok. Yetmez. Bana yetmez. Yani. Yetmiyor. Yeter. Şimdi burada duralım. Bundan sonrası akşam yapalım. Nasıl bir ders? Hoş değil mi Risale? 25. söz ama. Gerçi çok zor bir yer. Çok zor. Çok düşündüm bunu yapalım yapmayalım. Ama arkadaşlar şöyle bir saat oldu. Allah aşkına bir saatten bir dakikamızı istifadeye verebilsek. En azından bu ortamda bulunup talebe-i ulum unvanını aldık inşallah. Talebe-i ulumun tuvaleti de uykusu da ibadettir. Bir iki kelime Kur'an'a muhabbetimiz artsa sonsuzdur. Cennete ve ahirete bakan sonsuz zerratı, zerresi dünyadaki faninin binlerce batmanından üstündür. Kur'an'a biraz muhabbetinizi arttı mı? Yetti. Bilmesen de olur. Anlamasan olur. Yani Kur'an acayipmiş. Yani ona ait fikir değil de duygun hakikaten ya. Şöyle hakikaten ya. Acayip bir şeymiş ya. Maksat o. El Fatiha. Arkadaşları değil mi? Hepsine karşı bir alakanız var. Farklı. Derece derece sorumluluğu da hissetmeli insan. Anana ne ismet diyorsun? Bacına aynı hissediyorsun. Karınla bacına aynı şeyi hissetmezsin. Dava arkadaşına da bir ilişkilerde bir sorumluluk hissetmen lazım. Bir vazife hissetmen lazım. Amaca yöneliktir çünkü. Dava arkadaşın amaca yöneliktir. İlişkilerde fark olacağı ve de fark olacağı ve de insanı külli düşünmeye itecektir. Ailesini ve de hizmetini kurumsal düşünmeli, bireysel yapmamalı, market gibi düşünüp bakkal gibi çalışmalı. İnsan yalnız olunca güvenlik kaygısını ortaya çıkarır ki, unutmayın bu size lazım ve bitiriyor, bitti. Yalnız kalırsanız, bak hizmeti dağıtmayın diyor. Dağıtırsanız yalnız kalırsınız. Yalnız kalırsanız insanda güvenlik kaygısı, korku kaygıları baş gösterir. İnsanın ruhsal donanımına zarar veriyor. Yalnız olunca kaygı ve korku duyguları insanı bloke eder. Kaygı ve korku. Yalnız kalanda olur bu. Onun için Almanlarda bu var. Unutmayın, yalnız kalmamaya çalış. Ama o da senin elinde. Onu da bireysel düşünmemekten geçer. Doğruyu ve kuralı yaşamanın mükafatı içerisindedir. Bu son harika son dedim ama bu cümleyi unuttum. Doğru ve kuralı yaşamanın neticesi, mükafatı kendi içindedir. Ahirette bile, olmasa bile. Bak. Bak söylüyorum. Doğru ve kurallı yaşamanın mükafatı yani neticesi kuralın içindedir. Yaşarken. Mesela netice fiilin içindedir. Huzur kurallı yaşamanın içeriğindedir. Kurallı yaşamada geri dönüşümlü olan bir yatırım gibidir. Kurallı yaşamak geri dönüşümü olan bir yatırım gibidir. Ben kurallı yaşarsam sana karşı, sen de kurallı yaşayacaksın. Burada müthiş bir ayet doğacaktır. Ortaya çıkan pastayı bölüşecektir. Ama yoksa sen küçük bir şeyini, küçük bir sermayenle ne kazanabilirsin? Ama o özelliğini, o meziyetini, o sermayesini koyarsan, külli, hani ustadımızın çok güzel misali var. Diyor ki, iğne fabrikasında çalışan herkes bir iş yapıyor. Herkese günde 300 tane iğne düşmüş, pay etmişler. Herkes bir iş yapınca. Adam bir tanesi de iğneyi hep kendisi yapmış. Ateşi kendisi sokmuş, demir deliğini kendisi yapmış falan. Tek bir adama 3 tane iğne düşmüş. Ancak bir gün 3 tane yapabilmiş. Ama herkes bir işi yapınca, kurumsal umumi düşününce, taksimun amal olunca, herkes bir işi yapınca bu sefer ihtisas olur. İş o zaman tıkır tıkır gidiyor. Onun için kimse kimse minnettar değil. Herkes ustalığını dediği gibi, herkes işini yapsın.
Bakın burada bir sorun yok. Ya ne yapacağız oraya gidip derseniz sorunuz yok. Vakıf var, vakıfın işidir. Efendim siz bu elektrik sorun olacak. O benim işim değil. Tıkır tıkır o başkasının sorunu. Benim işim burada değil. Efendim Allah beni kahretsin. Kur'an'da da Allah yemin ediyor da ben de diyorum. Allah beni kahretsin. Üç defa söylüyorum. Allah beni kahretsin. Nurculuktan sonra ben yarın ne yiyeceğim diye hiç düşünmüşsem. Hiç hatırıma gelmem. Benim işim değil. O Allah'ın işidir. Kur'an'a yemin ederim. Kur'an'a yemin ederim hiç hatırıma gelmem. Benim işim değil o etmek. O onun işi. Askerin misali karavanı bir risk getirecek tutabilir. Benim işim değil o. Hiç düşünmem ve elektriği, kirayı, hiç umurumda değil. Umurumda değil ki deve hafif almak manasında değil. Benim vazifem değil kardeş. Ama benim vazifem burada oturma, kitap okurma, gelenle meşgul olmak, derdi varsa alıp götürme, işimi yapıyorum. Kimse de iyilik yapmıyorum. Benim vazifemi yapıyorum. Vazifemi yapıyorum. O zaman ne olur burada? Kimse kimse minnettar olmaz, tıkır tıkır her şey yürür. Yani o zaman arkadaşlar, kurallı yaşamak dönüşümü olan, ileride dönüşümü olan bir sistemin adıdır. İnan sana fazla değil. En azından şu çocuklarına, 10 sene, 3 sene, 1 sene sonra yansıyacak kardeşim. Bu yansıyacak, bu böyle geri dönüşümü olan bir hizmettir. Hizmeti, mükafat hizmetin içindedir diyoruz sana. Şu anda lezzetli değil miyiz? Huzurlu değil miyiz? Sırf adam bu dakikaları yarım saat, bir saat huzur bulmak için 10 saatini sarhoş geçiriyor. Allah bizi hizmet-i imaniyede, Zübeyir abinin duası bakayım yapabilecek miyim? Ya Rabbi bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede yürütsün, devam ettirsin, süründürsün, öldürsün. Amin ya. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyede yürütsün, süründürsün, öldürsün. Hizmet-i imaniye ve durusu Kur'an içinde yaşarken Cenab-ı Hak canımızı alsın. İki can da aziz eylesin. İmanımızı ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın, şuhudu iman mertebesini nasip etsin. Risale-i Nur'u anlamayı, kavramayı ve hazmetmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bireysel değil, umumi, külli, kurumsal düşünmeye Cenab-ı Hak nasip eylesin. Dershane müdürlerimizi aziz eylesin. Çoluk çocuğumuzu insi ve cinni şeytanlar şerinden, semavi arzaya afatlardan muhafaza eylesin. Hakkı hak bilip, hakka yapışan, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşanlardan eylesin. Peygamberimize şefaat eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Usta da talebe. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet. Allah'a kul eylesin. Tamam. İnşallah. Kul olarak gitmeyi nasip eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın istediğini istiyoruz ya Rabbi. Sığınmak istediğinden de biz de sığınıyoruz ya Rabbi. Onun hürmetine ve hatırına. Külliyatın, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin hürmet ve hatırına. Ve gene Cenab-ı Hak diyor ki bana dua ederken, bana varmak isterken vesile yapın. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şefaatçi yapıyoruz. Ondan daha iyi bir vesilemiz yoktur ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına duamızda samimi eyle ya Rabbi. Duamızda samimi eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bizi ve hizmet-i imaniye Kur'an'ı da daim eyle ya Rabbi. Bütün ehl-i imanı hasreten nur talebini aziz eyle ya Rabbi. Hizmet-i Kur'an'ı da daim eyle ya Rabbi. Ve ahir davahmenin hundüla Rabbil alemin. Ya Rabbi elimizi semaya diye sana kaldırıyoruz. Kabe'de tavaf edenlerin hürmetine, Şafırkat'a yanan gönüller hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, yalvaran diller hürmetine, tekamül eden kalpler hürmetine, marifetullah kesbetmiş akılların hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temassalavat.